pay verin nedenleri. Şınanay yavrum şınanay nay. Baba şına şınanay şınanay nay. Şınanay yavrum şınanay nay. Şu bizim arka mahallede Cemal var ya, ona dün gece yıldırım çarpmış. Dediklerine göre psişik güçleri olmuş çarpmadan sonra. Nedir lan bu? Cemal abi yıldırım çarpması sonucunda psişik olmuş. Psişik değil, psişik güçleri olmuş. Psişik mi? O da ne oluyor? İnsanüstü güçleri olmuş yani. Olur mu öyle şey abi? Örümcek adam Batman falan mı olacak bu yastan sonra? Orasını bilmiyorum. Aha geliyor. Gelin bakalım güçleri neymiş görelim. Şöyle yapsana elini abi. Ağa çıkacak mı? Çıkmıyor ya. Bir de şöyle dene. Şöyle dene. Uçmuyor. Ulan size şimdi bir uçarım var ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ulan bu keltoşa da hiçbir şey söylenmiyor. Hemen sinirleniyor. Keltoş mu? Sen hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Yumurta. Sana keltoş demedi ki abi. Ulan ne sinirli adam. Allah'tan kardeşiyle sevgili olduğumu bilmiyor. Artık biliyorum. Ulan senin benim kardeşimle ne işin var lan? Ne keltoşu, ne kız kardeşi? O değil de öğle yemeğinde ne yesem acaba? Zıkkımın kökünü yemer. Özel gücü ne lan bunu? Hala anlamadım. Düşüncelerimizi okuyor. Vay anasını. Ben iş başvurusu için gelmiştim. Hoşuna gelmişsin. Anlamadım. Daha konuşmadım bile. Neyi anlamadın? He pardon. Ciddi ciddi torpil olmadan işe girebileceğini mi sanıyor bu salak? Bir umut işte. He? Bir umut deyip başvurdum bu işe. Onu diyordum. He iyi yaptın. Sabahtan beri gelen herkesi işe almayıp gönderiyorum. Nerede kaldım be kayınço? Sana torpil yapacağım diye tuhaf tuhaf insanlarla muhatap oluyorum. Neyse biz sizi daha sonra ararız yalanını söyleyeyim en iyisi. Numaramı bile vermedim daha nasıl arayacağım? Ne numarası lan? Biz sizi daha sonra ararız diyeceksin ya. Ben bulurum bir şekilde numaranı. Git artık oğlum ya. Deli midir nedir git işte. Tamam lan gidiyorum. Boşuna vaktini harcama. Kayınçosunu alacakmış işte. Geçmiş olsun ya İzzet emmi. Sağ olasın yeğen. Ne oldu sana ya böyle sürekli hastanedesin? Sorma geçen hafta banyo yaparken elektrik çarptı ucuz atlattım. Elektrikler gitmeseydi görürdün sen. Daha sonra yemekten zehirlendim onu da atlattım. Zehir kuvvetli demiş yoksa ne atlatırdın? Bugün de arabanın freni patlamış şansa ağaca çarptım. O ağacı kim dikti lan oraya? Ben kanala uçasın diye bekledim. Rabbim herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Bir an bile yanımdan ayrılmıyorlar. Nasıl ayrılalım baba? Sen bizim her şeyimizsin. Şu miras olmasaydı ne işimiz vardı lan senin yanında? Ben 3 gündür üzüntüden uyuyamıyorum baba. Vallahi mışıl mışıl uyuyup ölmeni bekliyorum. Miras olarak sadece borçlar mı kaldığını duyunca da seversiniz inşallah beni. Sigara içmeye çıktığı zaman merdivenleri aşağı mı atsam acaba? Çüş. Neyse tekrar geçmiş olsun İzzet emmi. Görüşürüz hayırlı evlatlar. Neyse ben bir sigara çıkma dışarı. Her balık kavrulmaya başlasın. Bu sefer elinden kaçamaz. Seni seviyorum. Vallahi var. Ben de seni seviyorum. İnandı mı acaba? Aa Burak mesaj atmış. İlk fırsatta buluşalım. Ben de seni çok özledim. Aşkitoşko. Annem mesaj atmış. Eve gel diyor acil. İyi git öyleyse. Salağa bak yine anlamadı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ulan bu da bizi iyice salak yerine koydu. Aşkitoşkom ne lan? Bir kez olsun bana ne at? Aşkitoşkom ne tatlitişkom dedi. Aha Cemal geliyor. Sakın onun yanında bir şey düşünmeyin. Farklı şeyler düşünün. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Ah bir çocuk olsaydım. Parklarda oynasaydım. Tiago, virtüöz, orkestra şefi. Şov yaptı, Enfield onu alkışlıyor. Deli mi oldunuz oğlum? Neler düşünüyorsunuz öyle? Abi çok şanslısın yemin ediyorum. Herkesin düşüncesini biliyorsun. Ne şanslısı oğlum? Yüzümüze gülen herkesin arkamızdan neler konuştuğunu öğrendik. Bir tane dostum, bir tane sevenim yokmuş. Neyse ben şu tarlada biraz daha gezeyim de belki bir yıldırım çarpar tekrar eski halime gelirim. Salak bu yemin ederim.
Bu niye taş aldı eline? İçinizden kötü bir şey mi söylediniz? Vallahi ben söylemedim. Ben sabah dedim abi. Kıracak, kıracak, patlatacak. Getir ver, ver.